Borçalı, Karapapak, Terekeme Türklerinin ana yurdu. Buradaki 208 köyde 500 bini aşkın Karapapak Türkü yaşıyor. Bu soydaşlarımız yüzyıllardır Türk ve İslam kimliklerini, geleneklerini, törelerini yaşatmanın mücadelesini veriyor. Başgeçit, Sadaklı, Armutlu, Kepenekçi, Kamerli, İlmezli, Fahralı, Demirci Hasan, Yırgançay, Karaçöp ve diğer bölgeler. Adı Türk, kokusu Türk, havası Türk, mukaddes topraklar. Bu kadim yurdun her köşesinde bizim sazımız, bizim sözümüz, bizim türkümüz söylenir durur. Hey 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 hey. Kaç kar oluyam, dadal oluyam, dağlarda aslan, dillerde destan. Gürcistan'daki Karapapak Türklerinin yanı sıra Dağıstan'ın Derbent bölgesinde 120 bin, Kazakistan'ın Çimkent bölgesinde 100 bin, Kırgızistan'ın Karabalta ve Oş bölgelerinde 7 bin, Ukrayna'da 40 bin, Rusya Federasyonu'nun farklı bölgelerinde ve İran'ın Sulduz, Karadağ ve Urmiya şehirlerinde 10 binlerce Karapapak Terekeme Türkü dilini, kültürünü, geleneklerini yaşatmanın gayreti içinde. Su sahibi diyene kimin kanına, abalan kanına, acalan kanına. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde 1937 ve 1944 yılı sürgünlerinden Karapapak Türkleri de nasibini almış ve Ahıska Türkleri diğer Türk ve Müslüman topluluklarla aynı kaderi paylaşarak Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürgüne gönderilmişlerdir. Dedim ey bizden ey bu alan ey bir şehir var ey başa çık, asla ağlar yaka giriyen başa çık. Karapapak Terekeme Türklerinin büyük çoğunluğu ise Türkiye'de yaşamaktadır. Türkiye'deki Karapapak Terekemelerin Anadolu'ya gelişleri Alparslan'ın Anadolu'yu fethi sonrası başlamış, 1500'lü yıllarda bu göçler devam etmiş, 93 Harbi adı verilen Türk-Rus savaşları sırasında yoğunlaşmış, Bolşevik İhtilali döneminde ve sonrasında da göçler sürmüştür. Ah, başta Kars, Ardahan, Iğdır, Sivas, Amasya, Muş, Ağrı, Van, Gaziantep, Çorum, Tokat, Adana olmak üzere Türkiye'nin 44 şehrinde Kafkasya'dan göç eden Karapapak ve Terekemeler yaşamaktadır. Yine bu şehirlerden İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'ne göç eden yüz binlerce Karapapak Türkü yaşamaktadır. Türkiye'deki Karapapak Terekemelerin sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Bu açıdan Türkiye'deki sayısal olarak en kalabalık Türk boyları arasında yer almaktadır. Karapapaklar 1890 yılında Rus işgal kuvvetlerine karşı oluşturulan Hamidiye süvari alayları içinde en ön saflarda yer almıştır ve çok büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Alparslan'ın Anadolu'yu fethi sırasında Selçuklu ordusu içinde yer alan Karapapaklar her dönemde Osmanlı'nın yanında olmuştur ve her türlü desteği vermişlerdir. Bugün de Kafkasya, Rusya ve Orta Asya'da yaşayan Karapapak Türklerinde
tarifsiz bir Türkiye sevgisi bulunmaktadır. Türk İslam kültürünü, Türk dilini ve geleneklerini, aşıklık edebiyatını, Türk şiirini ve pek çok hasletlerini korumaya ve yaşatmaya devam etmektedirler. Karapapak Türkleri, şiir, edebiyat, aşıklık sanatı gibi pek çok alanda dahi isimler yetiştirdiği gibi, siyaset ve devletçilik alanında da Türk dünyasına önemli şahsiyetler kazandırmıştır. Bazı tarihçilere göre Memlüklü Devleti Sultanı 1. Baybars, Karapapak Türküdür. Karapapaklar özgürlüğüne düşkün bir halktır. Göktürklerden bu yana da bu özelliklerini korumuşlardır. Tarihin her döneminde yaşadıkları toprakları ve bağımsızlıklarını korumak için kahramanca mücadele veren bu kadim Türk boyu 1918 yılında Emin Ağa Acalov önderliğinde Borçalı Karapapak Türk Cumhuriyeti'ni, 1919 yılında da Cenubi Garbi Kars Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Büyük Azerbaycan Türklüğü'nün ve Türk dünyasının çok köklü bir parçası olan Karapapak Türkleri, tarihçilerin yorumlarından da anlaşıldığı üzere Gagauzlar, Kumuklar, Çuvaşlar gibi Türk boylarıyla da yakın akrabadır. Karapapak Türklerini Azerbaycan Türklüğünden ayrı düşünmek ise imkansızdır. Ortak tarih, kültür ve gelenekler bu toplumları et ve tırnak gibi bir bütünün parçaları haline getirmiştir.